Efendim, değerli takipçilerimiz, Hamburg Manşet adına yaptığımız bir canlı yayında daha tekrar birlikteyiz. Ben Ayşe Derebing. Bizleri seyreden tüm takipçilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Efendim, bizler Hamburg Manşet ekibi olarak Atatürk'ü yalnız anmak değil, anlamak gerektiğinin altını çizerek yaptığımız birçok yayında olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyet, Atatürk ilke ve düşüncelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu akşam 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesi'ni, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu zamana kadar geçen süreçte neler yaşandığını, Avrupa'da yaşayan Cumhuriyet ve Atatürk sevdalarına ne kadar ulaşılabildiğini ve Almanya'da yaşayan Türk toplumu ile dernekler üzerine konuşacağız. Birbirinden değerli konuklarımızın arasında bizleri kırmayıp Türkiye'den katılan çok değerli bir misafirimiz var efendim. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Emre Altınışık da yayınımızda bu akşam bizlerle beraber. Bugün aynı zamanda Türk İslam Felsefesi Profesörü, gazeteci, yazar ve çok değerli bilim insanı Sayın Yaşar Nuri Öztürk'ün ölüm yıldönümü. Kendisini özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekan cennet olsun. Güzel insanlar maalesef böyle erkenden aramızdan göçüp gidiyorlar. Evet efendim, mevzu uzun, mevzu derin ama maalesef kısıtlı bir süre var ve ben bunu iyi değerlendirmek istiyorum. Fakat yayına geçmeden önce kısa bir dipnot. Bu yayının gerçekleşmesine ön ayak olan Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hafize Avşar'a da katkı ve emeklerinden dolayı hem kendim hem ekibim adına çok teşekkür etmek istiyorum. Konuklarımı daha fazla bekletmeden hemen Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın Hüseyin Emre Altınış'a hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Hoş Hoş geldiniz. bulduk efendim, hoş bulduk. Beni de bu programa davet ettiğiniz için, nezaketiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Asıl bizler teşekkür ediyoruz. Bizleri onura ettiniz. Onur Çok bana enteresan ait efendim. bir süreç yaşıyoruz ve bu enteresan süreçte bir ve beraberce yürümemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Belki bakarsanız önümüzdeki günlerde burada ya da başka platformda sizi yine ağırlamak isteriz. Her zaman. Kırmadınız, Her zaman. geldiniz. Onura ettiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Estağfurullah efendim. O onur bana ait. Çok sağ olun. Efendim, ikinci konuğum Hamburg ve Çevresi Atatürk Düşünce Derneği Başkanımız Sayın Serdar Temur. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nihayet teknik aksaklıklar nihayet kalktı ortadan. Nihayet yayına girebildik. Kolay gelsin. Başarılı bir yayın diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan özür diliyorum teknik sıkıntıdan dolayı. Olur böyle şey. Efendim, üçüncü konuğum Hamburg Türk Toplumu Başkanımız Sayın Murat Kaplan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Efendim, soru cevap gideceğiz çünkü zamanla yarışıyoruz. Aslına bakarsanız bu konularla ilgili konuşmak hiçbir zaman dilime sığmayacak ama maalesef ki teknik açıdan mümkün olmadığı için ben eğer müsaade ederseniz ilk sorumu değerli konuğumuz Sayın Hüseyin Emre Altınışık'a yöneltmek istiyorum efendim. Bugün bilindiği üzere 101 yıl önce 22 Haziran'da Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin mihenk taşı diye adlandırabileceğimiz Amasya Genelgesi'nin imzalandığı ortamı, önem ve sonuçlarını bize anlatmasınızı rica ediyoruz. Buyurun efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Bir kere sizi kutluyorum. Çünkü Amasya Genelgesi'ni önceleyen bir program, bu özelde bir program yapmanız aslında hem Türk Milli Kurtuluş Savaşı'nı hem Cumhuriyet'in temellerini hem de dünyaya örnek olmuş büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesini anlamak demektir. Bu bazda bir program yaptığınız için sizi tekrar yürekten kutluyorum ve izin verirseniz
Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ü şahsen de tanıma şerefine eriştiğim önemli aydınlanmacı bilim insanı Yaşar Nuri Öztürk'ü de kurucularımızdan Doçent Doktor Bahriye Üçok gibi bir aydınlanmacı, bir Atatürkçüydü. Saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Tabii ilk önce şöyle bakmak lazım. Türk Kurtuluş Savaşı dediğimiz unsur aslında Türk devrimiyle gerçekleşiyor. Bu Atatürk devrimi. Bütün devrim ve devrimcilerin ortak bir özelliği vardır. Aslında devrimciler devrim stratejisini yapacaklarını çok önceden belirlerler ve kafalarında bütün dünyayı bilerek entelektüel bir birikimle, bir geniş perspektifle yola çıkarlar. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında kafasında Türkiye Cumhuriyeti'nin esasları vardı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulacağını, kuruluş aşamasını birer birer planlamıştı. Bütün şeylerine baktığınız zaman, aşamalarına, kurtuluş sürecinde, milli kongrelere baktığınız zaman, işte Amasya Genelgesi'ne baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Atatürk Samsun'a çıktığında evet 9. Ordu Müfettişi olarak çıkıyor, evet görevlendirilmiş olarak gidiyor ama kafasında artık Osmanlı Devleti'nin bittiği, teslim olduğu saltanatın ve hilafetin ve payitahtın gerekli kurtuluş mücadelesini veremeyeceğini ve teslimiyetle, mandacılıkla bu işi götüreceğini artık tespit etmişti. Dolayısıyla yeni bir sistem gerekiyordu. Büyük Nutkun'da da söylediği gibi tek kurtuluş vardır, tek kurtuluş yolu vardır. O da bağımsız ve müstakil bir yeni Türk devleti kurmaktır. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya gelir ve burada aslında Amasya Genelgesi'nin temellerini atar. Yani Amasya Genelgesi'nin esasları kafasında olanı yavaş yavaş somutlaştırmaya çalışır. 21-22 Haziran 1919'da da Yaveri Cevat Abbas'la birlikte bunun üzerinde çalışır ve ona da yayınlatır. Buradaki esas şudur. O zaman bir saray rejiminden söz ediyoruz. Payitahttan söz ediyoruz ve hilafetten söz ediyoruz. Yani bir hanedanlık rejimi söz konusu. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devrimcinin yayımladığı bu bildiriye baktığınız zaman, Amasya Genelgesi olarak tespitlerine baktığınız zaman, hakimiyet-i milliyeden, yani milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi vardır. İlk kez millet unsuru, ilk kez bir direniş aşamasında milletin kendi kararından söz ediyor. Yani daha ilk adımda Atatürk milleti ve milli egemenliği, hakimiyet-i milliyeyi önceleyen bir sürecin önünü açmış oluyor ki bu dünya tarihinde görülmemiştir. 624 yıl padişahım çok yaşa ve payitaht anlayışıyla, hanedanlık ve saray anlayışıyla yönetilen bir devlette, bir toplumda siz milleti önceliyorsunuz, millet egemenliğini öne taşıyorsunuz ve milletin gelecek kararının öneminden bahsediyorsunuz. Aslında bu işte hem Türk Kurtuluş Savaşı'nın hem de yeni kurulacak olan devletin esasını belirliyor. Orada Sivas Kongresi'ne atıfta bulunuluyor. Türkiye'nin, Anadolu'nun her yerinden 3 kişinin, yani milletin, toplumun güvenini kazanmış 3 temsilcinin Sivas'a gönderilmesinden söz ediliyor. Bu da demokratik bir anlayışın yavaş yavaş önünü açıyor ve gerçekten Atatürk'ün ilk çıkardığı, bu süreçten sonra yayımladığı gazetenin adı da Hakimiyet-i Milliye. Dolayısıyla gerçek anlamda 101 yıl önce 624 yıllık saltanat sürecinin ötesinde milli egemenliğe dayalı ve milleti göreve çağıran, milleti önceleyen bir esasa dayalı bir Kurtuluş Savaşı veriliyor. Ama bu Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda ne olacağını da
Atatürk aslında Amasya genelgesiyle ilan etmiştir. Mazhar Müfit Kansu'nun Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber adlı eserine baktığınız zaman görürsünüz ki Atatürk gerçekten Samsun'a çıktığında, Havza'ya ve Amasya'ya geldiğinde kafasında yeni bir devlet vardır. Çünkü Osmanlı Devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla hem duyunu umumi açısından ekonomik olarak yok olmuştur, hem dış politikada hasta adam olarak ilan edilmiştir, hem Mondros mütarekesiyle teslim olmuştur ve teslimiyetçi bir anlayışla mandacılığı kabul eden bir İngiliz himayesini daha doğrusu kabul eden bir saray rejimi söz konusudur. Atatürk'ün bunu kabul etmesi mümkün değil, işte geldikleri gibi giderler diyor. Ve bizim esasen kimi karşıt devrimcilerin vesayet vesayet diye sürekli saldırdıkları, İleri demokrasi diye sürekli saldırdıkları aslında Kemalist rejimin ya da Atatürkçü düşünce sisteminin ya da Cumhuriyet'in temel değerlerinin esasında hakimiyeti milliye, milli egemenlik, kuldan yurttaşlığa geçiş vardır ve bunun temelini de 21-22 Haziran'da Amasya genelgesiyle büyük devrimci atmıştır. Çok çok önemlidir ve dünya tarihinde böyle bir örnek yoktur. Milleti dayanışmaya, milleti vurgusunu ön plana alarak ümmetten millet vurgusuna geçiyor. Son derece değerli ve son derece önemli bir tarihi dönüm noktasıdır. Hem dünya tarihinde hem Türkiye tarihinde. Çok teşekkür ederim efendim açıklamalarınız. Ben teşekkür ederim. Ben aynı soruyu bir tekrar olsun diye bazen ihtiyacımız var. Sayın Serdar Temur'a sormak istiyorum. Sizin de Amasya Genelgesi konusunda fikirlerinizi alabilir miyiz efendim? Bir Sayın Genel Başkan Hüseyin Emre Altınışık çok güzel anlattı. Artık buna söylemeyecek laf yok. Çünkü gerçekten önemli olan ilk defa, ilk kez ulusal egemenliğin söz edilmesi, devrimci bir ifade bu çünkü. Yani ilk defa saraya, sultana karşı milletin azim ve kararından bahsedilmesi. Yani 600 küsur seneden sonra bence en önemli vurgu da oydu. Sayın Hüseyin Emre Altınışık bunu gayet güzel formüle etti. Buna bir şey koyayım. Belki şunu söyleyeyim. Önceki dönem, yani Amasya öncesi, işte 19 Mayıs dediğim bir süreç var. Yani 19 Mayıs Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak Cumhuriyet tarihimizde öyle adlandırılıyor. Ben Amasya genelgesini de Atatürk devrimlerinin başlangıcı olarak görüyorum. Yani artık Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs'ta resmen bugünkü tarih anlayışımıza göre başlangıcı kabul ediliyor. Samsun'a çıkışından ama o savaşın başlangıcı. Bir de devrimler var. Savaştan sonra yapılacak olan devrimler. Devrimleri hangi temele oturtacağız? İşte saraya, sultana karşı millet egemenliğine dayanan bir rejimle kurtaracağız. Ondan sonra kalkınma olacak, çağdaşlaşma olacak. Yani onun ilk mesajını, savaşın değil, devrimlerin ilk mesajını ve devrimlerin temel öğesinin ilk defa sözlü olarak, halka yazılı olarak ifadesi. Bence bu önemli, en önemli. Ne oluyor? Atatürk işte Adana dönüşü hangi tarih? İstanbul işgal işi 13 Kasım'da Haydarpaşa'ya geldiği zaman İstanbul işgal ediliyor. Yani işte kaç gemi? 60 gemi, 61 gemi. İki gün sonra o gemi oluyor 167 gemi. İşte o 13 Kasım'da o 19'da, 18'de yani o gemilerin arasından giderken de bindiği bir İstimbot dediğimiz gemi var. Kartal İstimbotu. Yani buharlı gemi. İstimbot şimdi çoğu insana haklı olarak bir şey söylemeyebilir. O istimbotla geçerken işte Sayın Başkan da belirtti. Geldikleri gibi giderler sözünü söylediği yer hepimizin bildiği şey. Fakat Samsun'dan sonra hemen 8 Haziran'da İstanbul hükümeti yine bir istimbota binin de İstanbul'a geri gelin diyorlar. Yani 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. 8 Haziran'da 19 Mayıs 8 Haziran. 8 Haziran'da Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa diyor ki siz emrinizdeki bir istimbota binin de geri gelin diyor. Yani orada hele 21-22 Mayıs gecesi bu yazılı tamimname diyorlar.
genelge yayınlandıktan sonra zaten orada işler kopuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirdiğiniz için bizi çok önemli bir gün. Tekrar tekrarlanması gerektiğine inanmış olduğumuz günlerden bir tanesi. Efendim bu arada Sayın Murat Kaplan, Türkische Gemeinde'nin başkanı Sayın Murat Kaplan da bizimle birlikte. Ona soru yöneltmek istiyorum. Müsaade ederseniz eğer, biliyoruz ki sivil toplum kuruluşları toplumların ana direkleridir. Bu arada reylere yutuyorum farkındaysanız. Siz TGH olarak 26 tane derneğin çatınızın altında bulunduruyorsunuz. Alman toplumunu ve Almanya'daki Türk toplumunu iyi tanıyor musunuz? Ve ayrıca da bize derneklerin ve Almanya'daki Türk toplumunun profilini çizer misiniz? Bence en iyi adresiniz bu anlamda profil çizebilmek için. Antiparantez, eğer bunu da bize kısa bir not olarak geçerseniz, siz Hamburg toplumu olarak, Türk toplumu olarak neler yapıyorsunuz efendim? Evet, sevgili Ayşe Drevin, teşekkür ederim. Kısa tutmaya çalışacağım, uzun uzun sorular aslında. Çünkü çok değerli misafirlerimiz var Türkiye'den ve tabii ki Serdar ve Hamburg'dan. Alman toplumunu, Almanya'daki toplumu tanıyor muyuz? Yani ben şahsen burada doğmuş, büyümüş bir insan olarak Almanya'daki toplumu gayet iyi tanıyorum. Almanya'nın tarihini tanıyorum. Almanya'daki kurbetçilerle beraber bütün ortak konularımızı biliyoruz, ediyoruz, takip ediyoruz. Kurumsal olarak Almanya'daki Türklerin özellikle 70'li, 80'li yıllarda daha önce gelenler de var ama geçici kalış değil de kalıcı olduklarını fark ettikten sonra kurumsallaşmaya başladılar. Ve özellikle 80'li yıllardaki ırkçı saldırıların çoğalmasından sonra bir tepki çıktı ortaya. Hamburg'da bu tepki ilk önce Hamburg Türk toplumunun Türkiye Göçmenler Birliği'nin kuruluşuyla 1987 yılında kendini gösterdi. Ayrıca Hamburg birçok derneklerin, hatta çatı derneklerin kuruluşunun merkezidir. Hamburg'da Almanya Türk toplumu kuruldu. Profesör Hakkı Keskin, onursal üyemiz, bunun başındaydı zamanında. İhtiyaç işte Almanya'daki Türklerin, göçmenlerin, sadece Türkler için bu konular geçerli değil, işte günlük hayattaki sıkıntıları, okul, eğitim, iş, emeklilik, bugünlerde mesela tatile gitmek isteyen vatandaşlarımız var, mecburiyetten işte akrabalar var, Türkiye'ye gidip nasıl gelebiliriz, korona nasıl etkiler, bu konular bizi ilgilendiriyor ve farkına vardığımız şu var ki, bizim buradaki ihtiyaçlarımız Türkiye perspektifinden çok daha farklı. Türkiye'deki arkadaşlarımız bunu farklı görebilirler ama biz burada kendimizi daha iyi hitap edersek Almanlara o zaman başarılı oluruz. Ve birçok derneklerden hareket ediyoruz. Mesela son günlerde Hamburg'da en az 32 dernekten bir açıklama yaptık. Bu çok geniş yelpazede olan derneklerden. Hamburg Türk toplumunun içinde de birçoğu zaten var. Çok kısa tutmaya çalışıyorum çünkü misafirlere fazla vakit bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Çok sağ olun. Biraz sonra tekrar size döneceğim ben ama ikinci bölümde Cumhuriyet ve Atatürk'e yapılan ve katlanarak büyüdüğünü gözlemiş olduğumuz yıkım girişimlerini Emre Bey'le uzun uzun konuşmaya başlamadan önce iki önemli sorum var Serdar ve Murat Bey'e. Sayın Serdar Bey, şunu sormak istiyorum. Atatürk'ün düşüncesi ve Atatürkçü düşünce arasındaki nüans farkını bize açıklar mısınız efendim? Tekrarlar mısınız? Atatürk'ün düşüncesi ve Atatürkçü düşünce arasındaki nüans farkı var mıdır? İlginç. Var. Var. Atatürk'ün düşüncesi kendi ifadesiyle, nasıl söyleyeyim ben size, Eğitim Bakanı'na diyor, Eğitim Bakanı soruyor, efendim diyor, işte sizin manevi mirasınız nedir diyor yani. O da diyor ki benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyor. Yani insanları bu dünyada her şey değişebilir, tam söz olarak şimdi ezbere bilmiyorum ama dünya değişiyor diyor, insanların sevgi anlayışı bile değişiyor diyor. Yani her şey değişebilir diyor. Benim söylediklerim diyor, gün gelir bilime pek uyuşmayabilir demeye getiriyor. Siz diyor aklın ve bilimin ardından giderseniz,
benim manevi mirasçılarım olursunuz diyor. Demek ki Atatürk'ün düşüncesi Atatürk'ü aşan bir şey. Onun için hep yeni Atatürk. Onun için Atatürk hep çağdaş. Onun için Atatürk bizim öncümüz. Çünkü kendi düşüncesi değil de aklı ve bilimi öncelik manevi miras olarak bizlere bırakıyor. Dolayısıyla ben Atatürkçü düşünce denmesini çok çok doğru diyorum. Bu Atatürk'ün düşüncesi değil, çok doğru verilmiş bir karardır. Atatürkçü düşünme denli. Çok ilginç bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim. Bu nüansı açıklık getirmiş olduğunuz için aynı zamanda ki şu sorum daha var. Onları da ben seyredeceğim. Şimdi aslına bakarsanız ben yan taraftan görüyorum. Birçok soru geliyor ama maalesef tabii ki elimden geldiği kadar konuklarımıza ben bunu ileteceğim. Olmadı bugün, önümüzdeki günlerde mutlaka işleriz diye düşünüyorum. Size soruları sormaya devam edin. Emin olun ben belki şimdi bugün, belki başka bir dönem soruları konuklarımıza ileteceğim. Efendim Atatürk Düşünce Derneği Hamburg, Atatürk Düşünce Derneği Atatürk'ü Almanlara ve Türk toplumuna nasıl anlatıyor? Almanya'daki ADD'lerle nasıl çalışıyorsunuz? Kolektif çalışmalarınız var mı? Tabii bu çok güzel bir soru ama böyle ballandıra ballandıra anlatacak bir halde de değilim. Ama iyi niyetliyim. Şöyle ben seneyi geçti, bir buçuk senedir derneğimizin başkanlığını yürütüyorum. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Yani diğer derneklerle olan ilişkilerimizi çok geliştirmek istiyoruz. Ve bunda da başarılı olacağımıza çok çok inanıyorum. Bugüne kadar sıra oraya gelmedi. Başka etkinliklerle doğal yapmamız da gerekiyordu. Şimdi yavaş yavaş oturuyor yönetim kurulundan. Biz bundan sonraki günlerde, gelecek aylarda diğer derneklerle olan iletişimimizi çok çok sıkı tutmak istiyorum. O kadar önemsiyorum ki bu konuyu bu sene başında sırf Sayın Hüseyin Emre Altınışık'la tanışmak için, Ankara'daki genel merkezimizin yönetim kuruluna tanışmak için sırf bu amaçla Ankara'ya gittim. Çok da iyi oldu. Birbirimizi tanıyoruz. Şimdi Hüseyin Emre Bey beni burada ilk kez görmüyor. Ben onun kendisini ilk kez görmüyorum. Sağ olsun bize mesela dedi ki ben Kur'an'lara önem veren bir insan. Yani Atatürk'ü Düşünce Derneği logosunu izin almadan kullanmak için sana sordum. Bize büyük bir gönül rahatlığıyla siz bu logoyu kullanabilirsiniz dediler. Bu çok önemli bir şey. Yani ben genel merkezin izin verdiği bir logoyu Almanya'da kullanabiliyorum. Altına da Hamburg yazıyorum. Bu beni hukuken de rahatlatıyor. Genel merkezin arkamızda olduğu duygusunu bize veriyor. Çünkü bizim onlara çok ihtiyacımız var. Bu ancak örgüt işi. Örgüt işi belki kulağa böyle acayip geliyor ama örgütlerde olmadan başarılı olması mümkün değil. İyi ki Ankara'da onlar varlar. İyi ki bizlere destek veriyorlar ve destek vermeye hazırlar. Biz oradan aldığımız güçten bu örgütlenmeyi Almanya içinde de pekiştireceğimize inanıyoruz. Buna yatkın birçok dernek olduğunu biliyoruz. Hatta hepsinin olduğunu biliyoruz. Varlıklarından da haberlerimiz var. Ama bunu gerçekten işlevsel hale getirmemiz lazım. Çalışır hale getirmemiz lazım. İyi niyet ortada hiç şüphe yok. Ama hiç şüphe yok. Ama biz bu iyi niyeti verimli hale getirmemiz lazım. Burada mutlaka Ankara'nın desteğini alacağımıza da inanıyorum. Yakın zamanda bunu çok daha işlevsel olarak verimli hale getireceğimize inanıyorum. Tam bu noktada ben bir soru sormak istiyorum değerli başkanımız Sayın Hüseyin Emre Altınışık'a. Efendim buyurun rica ederim. Ama dondu, ekran mı dondu ben mi bilemiyorum. Siz dondunuz. Şimdiki sorumu dediğim gibi tam bu noktada Hüseyin Bey'e sormak istiyorum. Efendim Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak Avrupa ve bilhassa Almanya ile ilgili çalışmalarınız var mı? Şimdiye kadar kolektif bir çalışma oldu mu? Ya da böyle bir proje geliştirilebilir mi? Tabii bu bizim aslında çok arzu ettiğimiz bir düzeyde değil. Bunu üzülerek söylüyorum. Bunun pek çok gerekçeleri var ama önümüzdeki süreçlerde, dönemlerde Serdar Bey'in de çok net bir şekilde altını çizdiği gibi mutlaka bizlerin daha sıkı bir dayanışma için
Söylem birlikteliği içinde Atatürkçü düşünceyi Almanya'da, Avrupa'da hatta dünyada yaygınlaştırıp anlatmamız gerekiyor. Bunun temeli şöyle, anti-emperyalist bir düşüncedir. Serdar Bey'in yine söylediği gibi gerçekten bilimseldir, objektif kriterlere sahiptir ve bu yönüyle de evrenseldir. Şu COVID sürecine baktığınız zaman da görürsünüz ki insani değerlerin ne kadar özlendiği ve ne kadar arandığı ve günlük yaşantımızdaki bazı değerlerin ne kadar özel olduğunu görüyoruz. Bunların tümünün temelinde gerçekten Atatürkçü düşüncenin mayalandığını bilmeliyiz. Yani Atatürkçü düşünce tüm dünya insanları için aslında bir kurtuluş reçetesi sunuyor. İnsan olarak, yurttaş olarak herkesin... Efendim çok özür dileyerek lafınızı kesiyorum. Buyurun. Görüntü kayboldu. Abi, evet. Benim, bunu ben de fark ediyorum. Evet, görüntü kayboldu. Ankara'nın görüntüsü kayboldu. Evet. Tamam. Evet, çok güzel. Siz görüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla... Ama sözleriniz iyi geldi. Yani bütün duyduk çok net bir şekilde. Şimdi resim çıktı. Evet. Şimdi dolayısıyla istediğimiz, arzu ettiğimiz seviyede değil. Bizden önceki yönetimler, bizler... Ki ben uzun süredir Genel Merkez Yönetim Kurulu içindeyim. Daha önce Genel Başkan Yardımcılığı da yaptım. Hep önceki Genel Başkanımızla Sayın Çöleşan'la da Almanya'ya gelmiştik. Fakat maalesef bizim cenahta ayrışma ve ayrışma unsurları, yani bardağın boş tarafına daha çok bakıyoruz. Ayrışacak unsurları daha çok ön plana çıkarıyoruz. Nerelerde bütünleşeceğimizin önemini unutuyoruz. Bütünleşeceğimiz noktaları değil de ayrışacağımız noktaları daha çok ön plana tutuyoruz. Geçmişte en azından bu böyle oldu ama bizler örgüt emekçilerinden oluşan bir genel merkez yönetimi olarak ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluş aşamasını çok iyi bilen ve o günden bugüne gelen insanlar olarak bundan sonraki süreçte hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ve Almanya'da Atatürkçü düşüncenin örgütlenmesi ve bir dünya düzeni için bir alternatif teşkil etmesi için elimizden geleni fazlasıyla yapacağımızın bilinmesini isterim. Böyle de olması gerekiyor. Çok özür dilerim. Buyurun efendim. Buyurun. Hayır, Sayın Hüseyin Emre Altınışık gerçekten çok çok iyi formüle etti. Çekirdek ifade şu, evrensel. Atatürk gerçekten evrensel. Yani mesela biz şimdi burada milliyetçiyiz dediğimiz zaman, ulusalcıyız dediğimiz zaman, böyle kavramlar kullandığımız zaman, özellikle Almanya'da doğup büyüyen, burada hayat... yaşama gözlerini açmış olan, burada eğitim almış genç insanların, çocuklarımız Almanya'nın geçmişten gelen tarihinden kaynaklanan bilgilerden Atatürk milliyetçiliğinin ne olduğunu anlamıyorlar. En büyük zorluk da burada. Atatürk milliyetçiliği evrensel. Atatürk kendisi diyor ki biz öyle milliyetçileriz ki, biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı gösteririz diyor. Yani onlara uyarız diyor. Bütün milliyetçiliğin gereklerini yaparız. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve gururlu bir milliyetçilik değildir diyor. Yani bu milliyetçilik tamamen vatanseverlik, yurtseverlik üstüne kurulu. Bu sözleri bir İtalyan söylese ne kadar güzel. Aynı sözleri birebir bir Alman da söylese ne kadar güzel. Şimdi biz öbür milliyetlere saygı duyuyoruz diyoruz. Aynı milletler de bize aynı şeyi söylerlerse olay dünya pırıl pırıl zaten. Bizim milliyetçiliğimiz ırkçı bir milliyetçilik değil. Onun için anayasamızdaki adı da zaten Atatürk milliyetçiliği. Serdar Bey, şu dünya tarihinde şöyle bir lider yok zaten. Bu ülkenin topraklarını işgale gelenler, Anzaklar Çanakkale'de ölüyorlar ve oralara defnediliyorlar. Ama Atatürk onların ailelerine hitaben diyor ki artık bu topraklarda öldükten sonra lütfen rahat olun, bizim evladımızdır onlar diyorlar. Böyle bir dünya tarihine bu şekilde geçmiş bir lider ve böyle bir söz yok. Dolayısıyla
Gerçekten Atatürk milliyetçiliği aslında kendi kaderini tayine dayanan, bir başka toplumun bir başka toplumu sömürmediği, ırk, cinsiyet, renk, mezhep, din olmadığı bir şey. Evet. Çok doğru. Bu yanılmıyorsam kaç işte 1936 Amerikalı gazeteci soruyor. Yani Amerikalı gazetecinin sorusu şu Atatürk'e: Cumhuriyet Bayramı töreninde düşmanınız kim? Yani Amerikalı gazeteci Atatürk'e soruyor, düşmanınız kim? Yanıt çok açık. Bizim düşmanımız yok diyor. Biz yalnız insanlığa düşman olanlara düşmanız diyor. Dolayısıyla bu kadar savaştan sonra bu sözü söyleyebilmek kendisinin ne kadar hümanist olduğunu gösteriyor. Yani doğaya düşmansanız, insanlığa düşmansanız Atatürk doğayı korumakla, değil mi? Köşkünü ağaç kesilmesin diye kaydedilen, evet, yürüyen köşk. Değil mi? Maalesef şimdi Türkiye'de yaşanan olaylara baktığınız zaman, şimdi yürüyen köşkün içinde bulunduğu ya da yakın çevresine işte şey, millet bahçesi yapılıyor ya da Atatürk'ün adını taşıyan yerler değiştirilmeye çalışılıyor. Çok acı bir süreç. Çok sıkıntılı, üzüntücü bir süreç. Evet. Biraz sonraki bölümde bunlara değineceğiz. Bunu sinyali ben şimdiden vermiş olayım. Müsaade ederseniz, eğer zaman darlığından ara ara böyle bölmek zorunda kalıyorum ama müsaade ederseniz eğer, ben bir soru da Sayın Murat Kaplan'a sormak istiyorum. Şimdi oradan oraya geçmiş, hızlı geçiş yapmış gibi oluyoruz ama maalesef şu dönem bunları yaşıyoruz. Türkiye'de zorluk, aynı zamanda burada zorluk. Bu bir soru sormak istiyorum size Murat Kaplan. Almanya'daki Türk toplumunun ve dernekleri yerel ve genel siyaset etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin gündem olan Hamburg Senatosu'na hiç bir göçmen kökenli milletvekilinin alınmadığını hepimiz gördük. O dönemlerde birçoğumuz birçok mücadeleler verdi ve maalesef sonuç 0-0, elde var 0. Örneğin gündemde olan dediğim gibi Hamburg Senatosu'na hiç göçmen kökenli milletvekili alınmadığı ile ilgili size soru sormak istiyorum. Bir de farkında mısınız bilmiyorum, biz manşet ekibi olarak bir protesto ve imza kampanyası başlattık. TGH bu konuda ne kadar aktif onu bilmek istiyorum. Dernekler ne kadar aktif? Çatı derneksiniz. Netice itibariyle 26 derneğin çatı derneğisiniz. Türk toplumu olarak ne kadar ciddi alınıyoruz efendim? Yansımalar çok kötü. Bu konuyla da ilgili bir konferans düzenlemeyi düşünüyor musunuz? Buyurun efendim. Ya, konu aslında çok farklı bir şey, bir yerlere gidiyor ama çok kısa yapayım. Konferans yapmayı düşünmüyoruz. Sonuçta seçimler yapıldı. Seçimlerden önce yapılacaktı bu işler. Seçimlerden önce adaylar, siyasetçilerimiz diyeyim, bir araya gelebilmeleri lazımdı. Ama öyle bir sistem yok Hamburg'da. Hamburg'da bireysel aday oluyorsunuz. Listelerde tercihli oylardan dolayı seçilebiliyorsunuz. Sonuç itibariyle bir şey çıkmadı. Biz çok erken tespit ettik bu olayı. Açıklamamızı yaptık. Sadece resmiyete dökülenler değil, biz arka taraftan da parti temsilcilerinin görüşüyoruz bunu. Bu iş bitmedi daha. Şöyle bitmedi daha. Bu seçim bitti. Bu dönem bitti ama 5 sene sonra seçim olacak. Başka yerlerde seçim olacak. Görüyoruz ki bazı eyaletlerde mesela bir Hannover şehrinde Türkiye kökenli Niedersachsen, aşağı Saksonya Türk toplumu üyeliği yapmış bir arkadaşımız belediye başkanı seçilebiliyor. Bu da neden oluyor? Partilerin teşkilatında güçlü olacaksınız. Teşkilatın içine gireceksiniz. İnsanlarımız olacak, delegelerimiz olacak. Yoksa sadece, özellikle ben bunu Hamburg için diyorum, hepsi için geçerli olmasa bile adaylarımızın %5 yabancı var, %5 de yabancı aday olsun. Aralarından sıyrılıp çıkıyor 2-3 kişi. Göstermelik vekil oluyor. Göstermelik değil, hepsinin hakkıdır ama toplumun arkasına alamayan, toplumuyla gidemeyenler böyle oluyor sonuçta. Dernekler ne yapabilir? Dernekler bunun çok farkında. Derneklerin tabii ki birçok derneğin değişik formatı var ama hepimizin ortak buradaki
günlük hayatımızı etkileyen konularda birlik olması lazım. Çünkü birlik olursa dirilik olur ve güç olur. Evet. Bu başaracağımıza inanıyorum. Sabır işi. Almanya'daki siyasi partiler, Almanya'daki güçlü etkin dernekler, Türkiye'deki ADD olduğu gibi veya buradaki ADD'miz olduğu gibi, hani birden ortaya çıkmadı. 3 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık işler değil bunlar. Almanya'da 100 yıllık dernekler var. Bunun içinde birçok insanlar var. Yani sabırla gideceğiz bu yola ve haklıyız bence. Hani çünkü biz burada çalışıyoruz, oturuyoruz, vergimizi ödüyoruz. Bize söz hakkı istiyoruz, söz sahibi olmamız gerekli. Bir de Türklere nasıl bakıyorlar? Ona bir iki cümleyle değinmek istiyorum. Özellikle vatanını seven, vatanından kopmayan insanlardan, çift pasaportumuz olabilir veya tek Alman pasaportumuz olabilir. Bunu kabullenmek biraz zor gibi geliyor. Yani buradaki genel ortalama kabul etmiyor bunu. Çünkü hala buradasınız 50-60 yıldan beri, neden hala Türkiye'ye gidiyorsunuz, neden Türkçe isimler kullanıyorsunuz gibi. O bakımdan daha çok biz kendimizi anlatmamız lazım. Biliyoruz Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda olmasa bile emperyalist ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti gibi, Osmanlı gibi işte ülkeye gidip orada bir şeyler yapmaya çalıştılar. İşte Mustafa Kemal ve silah arkadaşları karşı geldiler Kurtuluş Savaşı'na, emperyalizme karşı geldiler. Bizler de bu konuları savunduğumuz için, vatanımıza bağlı olduğumuz için burada tabii ki kolay bir duruşumuz yok. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece kötüleyen bazı insanlar var, işte Osmanlı'dan sonra gitti. Alakası yok. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Avrupa'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve birçok ülkenin emperyal saldırısından sonra savunmaya geçtiler. Evet, çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Umarım bundan sonraki dönemlerde, bundan sonraki süreçlerde biraz daha ciddiye alınırız. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız, Sayın Başkanımız misafir ettik. Almanya'daki olan olaylarla, gelişmelerle alakalı ara ara sorular soruyoruz. Hepsinin özünde biz varız efendim. O yüzden bu şekilde programımıza devam ediyoruz. Bir sorum daha var size Murat Kaplan. TGH'ya üye dernekler resmi yazışmalarındaki dipnotunda TGH üyesi olduklarını belirtmeleri konusunda ne diyorsunuz? Olması gerekiyor mudur efendim bu? Önümüzden geçen budur tabii ki. Yapan ilk derneğimiz, yanlış bilmiyorsam tabii ki, benim de bir hani Serdar abiler gibi geçmişim yok Hamur Türk toplumda. Çünkü biz beraberiz. Üye olduğun, ortak olduğun, şekillendirdiğin kurumun ismini de tabii ki yazman normaldir. İleride daha çok olacağına inanıyorum. Şu aç sendeki çekimde. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı. Buradan da zannedersem öteki dernek, çatınızın altındaki dernek üyelerine bir mesaj olsun diyelim mi? Öyle mi efendim? Evet. Öyle olsun. Mesaj Atatürkçü olsun. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak yönetim kurulumuzun ortak kararıyla bütün resmi yazılarımızın dipnotunda Atatürkçü Düşünce Derneği Hamburg'un bir Hamburg Türk toplumu üyesi olduğunu büyük bir gururla yazıyoruz. Bu birlikteliğimizin, beraberliğimizin yazılı olarak basın bildirilerimizde de kanıtıdır. Öyle olmasını da istiyoruz. Karşılıklı birbirimizden güç alıyoruz. Biz Hamburg Türk toplumundan güç alıyoruz. Onlar da bizim varlığımızdan güç alıyorlar. Bunun doğru bir yol olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ederim değerli başkanım. Ben hemen değerli başkanımız Sayın Emre Altınışık'a, genel başkanımız Hüseyin Emre Altınışık'a bir soru yöneltmek istiyorum. Efendim biliyoruz ki ADD, Atatürkçü Düşünce Dernekleri, Türkiye'nin savunma refleksidir. Gerçek şu ki Cumhuriyet ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk sistematik olarak tahrip ediliyor. Bir itibarsızlaştırma şu anda dönemine girilmiş durumda. Birkaç senedir özellikle katlanarak çoğalıyor bu. Kurum logolarından Atatürk resmi çıkartılıyor. En sonki olay mesela Mustafa Necati Kültür Evi'nin ismi şeriatçı birinin ismini değiştiriyor. Bu ismi hiçbir şekilde anmak istemiyorum. Bazı siyasetçilerin kindar davranış ve açıklamaları kanuna sığar mı bilmem ama insani normların hiçbirine sığmayan
troll çizisi. Daha ben bir sürü şeyler sayabilirim de zamanımız yetmez. O yüzden böyle kısa kesiyorum. Efendim bize ve aklı selim herkese yapılan tahribat, hatta yıkım girişimlerini ADD'nin bu bağlamda buna karşı duruşunu ve bizlerin de bu bağlamda neler yapmamız gerektiğini anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Aslında süreci çok güzel bir şekilde özetlediğimiz ana hatlarıyla şunu söylemek isterim. Biz Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden inşa etme kararlılığındayız. Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden inşa etmek ne demek bu? Bu aslında Atatürk Cumhuriyeti'nin bir nevi artık yıkım süreciyle karşı karşıya kaldığını ve Atatürk Cumhuriyeti'nin dönüştürüldüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Söylüyoruz 101 yıl önce ne vardı? İşte saray yönetimi vardı. Onun karşısına Atatürk ne diye çıktı? Amasya Genelgesi'nin esasında hakimiyeti milliye, milletin kararı, milletin azmi, kararlılığı ve geleceğe yön verişi. Bugünkü noktada ne var? Demokratik parlamenter sistem var mı? Yok. Peki dünya tarihinde hiçbir ulusun geçmişinde, mücadelesinde olmayan bir unsur var. Büyük Atatürk. Çok büyük Atatürk. Dünya tarihinin en büyük devrimcilerinden olan Atatürk ki bunu gururla söylememiz lazım. Bir ulusal kurtuluş savaşını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açık tutarak yürütmüştür. Yani bir parlamento karargah konumunu yürütmüştür. Bütün yetkileri parlamentodan almıştır. Bütün yetkileri meclise dayalı olmuştur. İrade-i milliyenin dışında bir hareket içinde olmamıştır. Öncelemiştir. Ve meclis işte Polatlı'ya kadar top sesleri Ankara'da duyulurken bile açık halde çalıştırılmıştır. Hiçbir dönem meclisin ötesinde bir hareket olmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları, Millet Meclisi orduları, Kemal'in askerleri bu şekilde ortaya çıktı. Dolayısıyla dünya tarihine gazi unvanıyla geçen bir Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün etkisiz hale getirilmiştir. Planlı bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. 17 Nisan 2016'daki bu referandumla birlikte ki nasıl bir referandum? İşte Atalan Üsküdar'ı geçti mantığıyla yapılan bir referandumla rejim değiştirilmiştir. Bugün Türkiye'de o nedenle bizim sizin söylediğiniz bir takım isimlerin değiştirilmesi ve Atatürk'e yönelik insafsızca milli hislerden ve insani değerlerden uzak saldırıları bizler Ankara'da, Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde çok net bir şekilde yaşıyoruz. Ve vicdanı olan hiç kimsenin bunu kabul etmeyeceği aşikar. Ancak bunun bir sistematik sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Yani bakınız Mustafa Necati dediniz. Mustafa Necati Atatürk'ün Cumhuriyet kadrosu içinde yer alan ve kuruluş sürecinde ciddi ölçüde mücadele eden ve bakanlıklar yapmış bir insan. Bir aydın ve 35 yaşında vefat ediyor. Kendi evini miras olarak bırakıyor. Kendi evinden ismi sökülüyor ve karşıtlığı olarak yani cumhuriyeti kaldıralım, yaşasın şeriat diyen birisinin adı veriliyor. Açıkça cumhuriyete meydan okuma, Atatürk'e meydan okumaktır bu. Zaten Atatürk'ün adını kaldırdılar. Nereden kaldı? İstanbul Havaalanı yaptılar ama İstanbul Atatürk Havaalanı'nın kapattılar. Pistlerini hastane haline dönüştürdüler ki başka alanlar olduğu halde bunu yaptılar. Dolayısıyla bir karşıt devrim sürecini yaşıyoruz. Bunu söylerken bir paranoyayla falan söylemiyoruz. Bakın 1923'lerde biz süreci işte Lozan Antlaşması'na kadar götürdüğümüzde görüyoruz ki İngilizler ve Atatürk'ün mücadele verdiği emperyalist güçler şunun planlamasını yapıyorlar. Atatürk ve Atatürk kadrosunun sonrasını planlıyorlar. Nereden anlıyoruz bunu? Lord Curzon Lozan'da İsmet İnönü'ye diyor ki biz sizden talep ediyoruz. Taleplerimizin tümüne reddediyorsunuz. Ama bu taleplerimizin listesini
cebimize koyacağız ve gün gelecek bunu masaya çıkaracağız. O zaman kabul etmek zorunda kalacaksınız dediğinde İsmet İnönü de diyor ki bizi karşınızda görürseniz yine aynı cevabı alacaksınız. Lord Curzon'un cevabı nedir? Lord Curzon da diyor ki zaten bu sonrası için planlanma. Niçin? Arkasında David Simpson diye bir adam var. Danışmanlık yapıyor. Şunu söylüyor Lord Curzon'a, İngiliz yönetimine ve emperyal anlayışın merkezindeki yöneticilere diyorlar ki geçmişte ne vardı? Veliaht sistemi vardı. Yani payitaht ya da padişahlık, sultanlık sisteminde ne yapıyordunuz? Alternatiflerle hareket ediyordunuz. Bugün Suudi Arabistan'da kral var ama kraldan çok veliaht prensin esamesi okunuyor. Dolayısıyla biz de diyor bundan sonraki yöneticileri ele geçirmeye çalışmalıyız. Bundan sonraki sistemimiz Türkiye'de sistemin içinde yer alacak siyasi etki sahibi aktörleri ele geçirmektir. Bakınız bu nedenle çok partili siyasi yaşam Türkiye'de cumhuriyet karşıtı bir hareket haline dönmüştür. Yani demokrasinin varlık nedeni olan laiklik ilkesi, egemenliğin millete ait olduğu, demokrasinin varlık nedeni olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, irade-i milliye, demokrasinin varlık nedeni olan Atatürk devrimi, kadın erkek eşitliği, medeni kanun, hukukun üstünlüğü, tümü ayaklar altına alındı. Üniter devlet sistemi tümüyle ayaklar altına alındı. Ulus devlet anlayışı tümüyle ayaklar altına alındı. Daha 1950'den başlandı. 1952 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başbakan şöyle bir konuşma yapabiliyor. Dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes diyor ki millete mal olmuş devrimleri mahfuz tutacağız. Bu ne demektir? Bazı Atatürk devrimlerini dışlayacağız. Harf devrimine saldırdılar. Ve dolayısıyla daha sonra ne dedi? Daha ileriye gitti. Siz isterseniz hilafeti bile geri gerittirebilirsiniz dedi. Gittikçe bakınız öyle noktalara geldiler ki meslek okulları olması gereken kimi okulların sayısını arttırarak orayı işte rahmetli Necmettin Erbakan 1994 yılının 11 Ekim'indeki olağan büyük kongrelerinde Refah Partisi'nin o dönem açıkça söyledi. İmam hatipler bizim arka bahçemizdir dedi. Şu anda gelinen nokta birbirini anlamayan, birbirinin dışında bir dünya görüşüne sahip olan bir gençlik yapısı var Türkiye'de. Bilinçli bir şekilde yetiştirildi. Bakın Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının temelinde işte bu eğitim sistemi vardı. Yani kimisi dini görüşlerle yetişiyordu. Kimisi askeri idadilerde daha bilimsel yetişiyordu. Kimisi daha muhafazakar yetişiyordu mahalle mekteplerinde. Bunlar farklı kuşakların yetişmesine yol açtı. Farklı dünya görüşlerine sahip insanların yetişmesine yol açtı. Ve Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandırdı. Atatürk bunu tespit ettiği için 1921'de Kurtuluş Savaşı'nın en hararetli dönemlerinde Eskişehir'de ve Kütahya'da iki ayrı toplantıyla öğretmenlerle bir araya gelmiştir ve eğitimin ne kadar öneme sahip olduğunun altını çizmiştir. Ve bakın Cumhuriyet'in temelinde iki milli unsur vardır. Bir milli savunma, iki milli eğitim. İkisi de milli olmak durumundadır. Yani kişiler ve partilerin üstünde olmak zorundadır. O zaman bir noktaya gelebilirsiniz. Ne oldu şimdi? Milli eğitim sistemi bırakın kişileri, parti politikalarını şahıs politikası haline geldi. Milli savunma bakın öyle bir noktaya geldi ki millilikten uzaklaşıldı. 15 Temmuz'da hain FETÖ askeri darbe kalkışmasına neden oldu. Niçin? İşte bu anlayış için. Cumhuriyet karşıtları koalisyon kurdular. Biz söylemiyoruz bunu. Kim söylüyor? Siyasi iktidarın propagandadan sorumlu başkan yardımcısı itiraf etti. Dolayısıyla bizim Türkiye'de yurttaş olarak, insan olarak, bütün dünyada onurlu yaşam adına ulus devletimize sahip çıkmak zorundayız.
bunun Atatürkçü düşünceyle, Atatürk Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine sahip çıkarak yapmak zorundayız. Bunun aksi yıkım. İşte yıkıma gidiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yıkım. Niye? Çünkü o zaman ümmetçi bir anlayış getirilirse başka unsurlar çıkacaktır. Şahıs yönetimine geçilirse ki bugün tıkandığımız gibi başka unsurlar çıkacaktır. Yargı siyasallaşacaktır. Bugün avukatlar yürüyor. Niçin yürüyor avukatlar? Neden yargı siyasallaştı? İşte bunun tümünün nedenleri şudur. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük kavramları, bizim reddedemeyeceğimiz kavramlar kullanılarak yapılan algı operasyonlarıyla maalesef Atatürk Cumhuriyeti bir yıkım sürecine sürüklenmiştir. Ve buradaki en önemli süreci de siyasiler tetiklemiştir. Siyasiler insan aklına hitap etmek yerine onların sorgulayamayacağı dini duyguları istismar etmeyi, din tacirliği üzerinden oy devşirmeyi daha kolay bir yöntem olarak benimsemişlerdir. Ama Atatürkçü Düşünce Derneği bunun karşısında Atatürk aydınlanmasının bir mücadele örgütüdür. Her ne pahasına olursa olsun, ne siyaseti düşünerek, ne kişisel çıkarları düşünerek asla ve kat'a yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. Biz şehitler vermiş bir demokratik kitle örgütüyüz. Kurucu Genel Başkanımız Profesör Doktor Muammer Aksoy derneğimizin kuruluşundan 7 ay sonra şehit edildi. Türkiye'deki aydın katliamının 80 sonrası ilk halkasıdır. 6 Eylül 1990'da 31 Ocak 1990'da Muammer Aksoy katledildi. 6 Eylül 1990'da Turan Dursun, 6 Ekim 1990'da Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Ablemitoğlu, Onat Kutlar, Çetin Emeç, bunların tümü, bakın Bahriye Üçokları falan düşündüğünüz zaman bu katliamların tümünün ortak hedefi Atatürk. Atatürkçüler yok edildi. Niye yok edildi? İşte bugünkü Türkiye olsun diye. Çünkü bunlar nasıl ki sokak lambaları, otoyol kenarındaki o büyük lambalar şeyi aydınlatıyorsa meydanları ve insanlar aydınlıkta daha rahat evine gidip geliyorsa karanlık bir sokağa çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Karanlık ürkütücüdür. Ama bu lambaları, yani bizim yolumuzu aydınlatan önderlerimiz, Atatürkçü aydınlarımız birer birer katledilerek işte bugünkü karanlık ortam hazırlandı. Şimdi sokağa çıkmaya korkar ya da kendi düşüncesini ifade ederken başına ne geleceğini düşünen, hatta ve hatta hakkını ararken işte hukuk mücadelesinde sıkıntılar yaşayan bir süreci görüyoruz. Ama yılmayacağız. Biz dediğim gibi en başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Profesör Doktor Muammer Aksoy ile birlikte tüm devrim ve demokrasi şehitlerimize karşı bir borcumuz vardır. Gerekirse bunu canımıza da ödeyerek yerine getireceğiz. Belki çok uzattım ama dertliyiz çünkü bugün avukatların da yürüyüşü var. Oradaydık, oradaki sıkıntıları da gördük. Türkiye'de o sıkıntıların merkezinde yaşamak biraz daha şey tabii ki insanı dolduruşa getiriyor, üzüyor, üzüntülü bir durum. Sizinle bu kadar uzatarak paylaştım. Söyleyene değil söyletene bakın demişler. Kusura bakmayın, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de bundan şunu çıkarttım. Bundan sonraki süreçte daha koordine olmuş bir vaziyette bir ve beraberce hareket etmemiz gerektiğini. Başka çare yok Ayşe Hanım, başka çare yok. Evet, başka çare yok. Yani bu bütün dünyanın meselesi aslında, gördük. Bütün dünya, yani buradaki bir soruna oradaki arkadaşlar bana ulaşmıyor diye sırtını çeviremez. Ya da biz oradaki bir soruna sırtımızı çeviremeyiz. Bütün dünyanın demokrasi içinde insan haklarına saygılı bir şekilde adil olarak yaşamasını sağlamak zorundayız. Bunun öncülüğünü de Atatürkçüler yapmak zorunda. Evet efendim, bunun köprüsünün de aynı şekilde bizler sizlerle çözüm odaklı ne gibi çalışmalar yapabiliriz sık sık konuşmamız ve tartışmamız ve bir şekilde hayata geçirmemiz gerektiğini inanıyorum. Efendim buyurun değerli başkanım, siz bir şey söylemek istiyordunuz zannedersem. O arada lafınızı kestim. Özür diliyorum. Buyurun efendim. Bana mı yoksa Murat Bey'e mi? Buyurun efendim. Serdar Bey.
Evet, Sayın Hüseyin Emre Altınışık söylediği gibi, anlatmaya çalıştığı gibi, biz de Atatürk'ün bu yüzünü Avrupa'da doğan, Almanya'da doğan çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. Atatürk'ün asker yüzü, Kurtuluş Savaşı, bunlar tabii ki önemli ve bu değerli, bu önemli günleri kutluyoruz. Ama Atatürk için zafer hiçbir zaman amaç değildir. Atatürk'ün bu yüzünü anlatmaya çalışıyoruz. Atatürk'e göre zafer ancak kendisinden daha büyük amaçları elde etmek için bir araçtı. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün barışçı yüzünü, dünyada barış, yurtta barış sözünü, Türk öğün çalış güven sözünü. O kadar ki bilinçsizlik ve cahillik, Türk övün çalış güven yazıyor. Övünmekten alakası yok. Türk öğün, öğün demek, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Öğün demek, öğrenmekten gelen bir sözcük. Öğrenmek, öğrenci, öğretim, öğün, yumuşak gelen, kağıttaki gibi. Önce öğren diyor, sonra çalış diyor, ondan sonra geleceğine güvenebilirsin diyor. Türk öğün, çalış, güven. Atatürk'ün bu yüzünü, bu barışçı yüzünü biz burada Hamburg ve çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği olarak buradaki, burada doğan çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. Atatürk'ün sözlerinin ne kadar evrensel olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yalnız Türklere söylenmiş sözler değil, insanlık düşmanına düşman olduğunu söyleyen bir büyük liderden bahsediyoruz. Ve şuna sonuna kadar inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti aydınlık kalacaktır. Saati de geriye çevirmenin kimsenin gücü yetmeyecektir. Buna en derinden inanıyorum. Bu da bu süreci geride bırakacak. Türkiye çok kısa zamanda aydınlığa çıkacaktır. Atatürk'ün bize gösterdiği şekilde uygar, aydın, dinamik bir Türkiye olacaktır. Onun da, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Bu ortak faydamızdır. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Sayın Murat Kaplan, ilave etmek istediğiniz herhangi bir şey var mı bu konuyla alakalı? Yok, uzmanlarımız burada olduğu için ben fazla bir şey demek istemiyorum ama derneklerimize üye olalım. Özellikle Atatürk Düşünce Derneği'ne, çünkü önemli bir dernek ve Türkiye'de de Atatürk Düşünce Derneği'nin bütün ilçelerde bir derneğin olması istiyorum şahsen. Birçok yerde göremiyorum. Türkiye'yi dolaşıyorum her sene ama hayırlısı diyorum. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Son bölüme geçiyorum. Maalesef ki zamanımız daraldı. Keşke saatlerimiz olsaydı da bu tür konuları daha geniş bir şekilde işlemiş olabilseydik. Efendim, ben tekrar sorumu değerli başkanımız, genel başkanımız Sayın Hüseyin Emre Altınış'a sormak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemi farkını açar mısınız? Çünkü maalesef bir kavram kargaşası yaşanıyor ve yarattırılıyor aynı zamanda. Aynı kavram kargaşası maalesef ki iki değerli Mustafa'yı birbirine haksızca mukayese ederek de yaşattırılıyor. Şu dönem bunu önleyebilmek için bizlere ne gibi görevler düşüyor? Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum efendim. Kime siz soruyorsunuz? Değerli başkanım, size. Evet. Şimdi tabii bu Cumhurbaşkanlığı sistemi aslında siyaset bilimi özelinde ya da teori özelinde anlatmaya çalıştığımızda bu Türkiye'de uygulanan yöntem Cumhurbaşkanlığı sistemi değil. Tek kişi sistemi, tek kişi yönetimi. Zaten o nedenle revizyon yapılsın, sürekli yenilensin diye kendi içinde işte şöyle olsun, böyle olsun diye yaklaşımlar var. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir kere tam yetkili, yani halk tarafından seçiliyorsa, ama onun altında işte Fransa'da olduğu gibi mesela yarı Cumhurbaşkanlığı sisteminde, orada da başbakanlık da var. Burada tüm yetkiler Türk usulü diyerek tek kişinin elinde toplandı. Dolayısıyla bu Türk usulü bir yöntem olarak karşımıza çıkarılıyor ama Türk usulü de değil tam anlamıyla. Ne demek istenildiğini bilemiyorum. Belki
geçmişe özlemle söyleniyor bunlar falan. Ama Atatürk döneminde bile Atatürk'e işte gelip tam yetkili o dönemin liderlerinin yetkileri de söylenerek bu teklif edildiğinde Atatürk hiçbirini kabul etmiyor ve düşünün siyasi parti yani parlamenter sistemi destekliyor. İşte halkın ve meclisin önemini atfen değerlendirmelerde bulunuyor. Dolayısıyla bugünkü Türkiye'deki sistem giderek nerede ediyoruz? Tabii ki bir seçimle oldu bu. Seçim oya demokraside sadece o değerlendirilmemesi lazım. Yani demokrasinin bazı değerlerine bizim mutlak açıdan sahip çıkmamız lazım. Mesela laiklik ilkesine sahip çıkılması lazım. Laikliği yok ederek demokrasiden de söz edemezsiniz. Tartışmalara istemeyerek tartışan herkesi ya da farklı görüşleri dile getirenleri hain ilan ederek de bir yere varamayız. Bu noktaların tümünü dikkate aldığımız zaman bugünkü sistemin Türkiye'nin geleceğine yönelik atılımları gerçekleştiremeyeceğini, Türkiye'yi çağdaş ülkeler seviyesini muhasır uygarlıkların da üstüne çıkaracak bir mekanizma haline gelemeyeceğini görüyoruz. O nedenle yapılması gereken güçlendirilmiş ve çok iyi işleyen bir parlamenter demokratik sistemin önünün açılmasıdır. Evet efendim, ama bu arada bir antiparantez açmak istiyorum. Ne kadar acıdır ki bu süreçte amaca araç kutsalların edilmiş olması, özellikle dinle alakalı. Maalesef insanların biraz önce de belirtmiş olduğum gibi kavram kargaşası yaratıp herhalde o arada bundan da nemalanmak ne kadar doğru, ne kadar insani, ne kadar etik bilemiyorum. Efendim bu konuyla alakalı Serdar Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz? İlave etmek ister misiniz? Yani burada yapmak istediklerimizi belki bilmeyenler için anlatabiliriz. Yani o nedir? İşte Türk aydınlanmasının önderi, bilge kişi, Türk bilgesi diyeyim ben Atatürk'te. Türk bilgesinin, onun evrensel hümanist düşüncelerini, bilimden yana düşüncelerini, mutlu yaşamak için, düzgün yaşamak için, çağdaş, uygar yaşamak için neler yapılması gerektiğini, nasıl anlattığını, burada doğan çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. Çünkü genellikle Atatürk yalnız asker kişiliğinden çocuklarımıza anlatılıyor. Tabii ki asker kişiliği Atatürk'ün var. Hem de çok değerli bir asker, çok büyük bir asker. Bu yönde, bu konuda bir sürü kitap yazmış. Yani kılcal damarına kadar asker. Ama Atatürk'ü Atatürk yapan askerlik yanı değil. Hayır. Atatürk'ün reformları, evrensel sözleri, ne vurdu Türk'ün diyene sözünü siz bütün milletlere uygulayabilirsiniz. Onun bir Alman söylesin, ne vurdu Almanım diyene, bir diyene desin ama olana demesin. Bakın, ne mutlu Türk olana demiyor Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Şimdi bunu bütün milli devletler söyleyebilir. Evrensel bir sözdür. Çünkü ırk ayrımı yok, mezhep ayrımı yok. Sen o devletin tarihiyle, geçmişiyle, geleceğinle, ülküsünle kendini özdeştirebiliyorsan zaten bizdensin diyor. Yani bu evrensel bir söz. Barışla ilgili sözleri değil mi? Hepsi çağdaş yaşamak için bizlere yol göstericiliklerini. Köy enstitüleri değil mi? Yani böyle uzun uzun okullar falan değil. Ne kadar kısa zamanda ülke nasıl verimli olabilir? Hayvancılığı, iyi bir hayvan üreticisi olmak için yüksek tahsil yapmanız gerekmiyor. Yüksek tahsil yapanlar illaki olacak. Ama oradaki çiftçi de o yüksek tahsili yapmış insandan aldığı kısa bir eğitimden sonra çok verimli hayvancılık sektöründe söz sahibi olabilir. Tarım öyle. Yani köy enstitüleri örneğin bize yol gösteriyor. İllaki hayata geçirilmesi lazım. Başka aklıma ne geliyor? Bunları gençlerimize burada anlatma telaşı içindeyiz. Çocuklarımıza, yani Atatürk'ün insani yüzünü,
Atatürk'ün bilimden yana olan görüşlerini. Bu yönde çabamız var. Böyle de olmasını istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim efendim açıklamalarınız için. Maalesef süremiz kısaldı, o yüzden son bölüme geçmek durumundayım efendim. Ben hemen sorumu Sayın Murat Kaplan'a yöneltmek istiyorum. Kısaca Almanya'daki Türk toplumuna ve derneklere son notunuzu ve mesajınızı alabilir miyim efendim? Almanya'da Türk derneklere mesaj. Almanya dernekler ülkesi. Biz Türkiye'ye karşılaştırırsak Almanya'da dernek sayısı çok daha yüksek ve çok yıllardan beri bunu yapıyorlar. Biz de bunu kendi toplumumuza uygulamamız lazım. Yani dernekleşmek çok önemli. Sivil toplum örgütleri çok önemli. Örgütlü hareket çok önemli. Birçok konuda olabilir ama ortak noktalarda birleşmek gerekli. Bence destek olalım. Üye değilsek derneklerimize üye olalım. En az birine üye olalım. Hatta birkaçına üye olalım. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sayın Başkanımız Sayın Serdar Temur'a da sormak istiyorum. Sizden Almanya'daki Türk toplumuna ve ADD ailesine son mesajınızı almak isterim. Buyurun efendim. Son mesaj, birlikte çalışmamız lazım. Örgütlü çalışmamız lazım. Bu iletişimi çok canlı hale getirmemiz lazım. İyi niyet mutlaka ortada ama bunu hayata geçirmemiz lazım. Mutlaka bu yönde çalışmalarımız olacaktır. İnşallah netice de alırız. Alacağımıza da ümidim var. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Değerli Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Emre Altınışık, sizden de son mesajlarınızı alayım. Özellikle Almanya, Türkiye ve hatta dünyada yaşayan Türk toplumuna ve Atatürkçü Düşünce Derneği ailesine son olarak neler söylemek istersiniz efendim? Çok teşekkür ederim öncelikle tekrar. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlık tarihi, bunu çok tekrarlıyorum ama tekrarlamaya devam edeceğim. İnsanlık tarihi karanlıkla aydınlığın mücadelesiyle geçmiştir. Aklın özgürleşmesiyle, aklın ipotek altına alınmasının karşılıklı mücadelesi arasında geçmiştir. Kimi zaman Engizisyon mahkemeleri, kimi zaman da şer'i mahkemeler, kimi zaman kutsal din duyguları, kimi zaman da işte demokrasi havarileri, algı operasyonlarıyla insanlık tarihini farklı yönlere çekmek istemişlerdir. Ama kısa ya da orta vadede olabilir, uzun vadede hiçbir zaman aydınlık karanlığa yenilmeyecektir. Atatürkçü düşünce ve Atatürkçü düşünceye inanan bizler aydınlığı temsil ediyoruz. Çünkü aklın özgürlüğünü, bilimselliği ve evrensel değerleri savunuyoruz. Dolayısıyla aydınlık mutlaka kazanacaktır. Bizler mutlaka kazanacağız ama bunu demokratik teamüllerde ve yasal zeminler içinde mutlaka el birliğiyle, güç birliğiyle başaracağız. Hepinize en içten duygularla sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bizleri kırmadınız. Estağfurullah. Programımıza. İnşallah bu tür programlar tekrar yenilenir. Dediğim gibi hele şu dönem hepimizin birbirine ihtiyacı var. Evet. Ve şunu da antiparantez belirtmek istiyorum. Hele ki şu dönemde programımıza geldiniz, yayınımıza geldiniz. Bizlere emin olun çok büyük motivasyon oldunuz. Dediğim gibi bundan sonra bir ve beraberce hareket etmemiz en akıllıcası diye düşünüyorum. Ve diğer konuklarıma da aynı şekilde değerli başkanımız Serdar Temur'a ve aynı zamanda Murat Kaplan'a, Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu Başkanımız Sayın Murat Kaplan'a programa katıldıkları için çok teşekkür ediyorum efendim. Biliyorum, farkındayım, çok kısa, dediğim gibi öncesinde başında belirttiğim gibi mevzu derin, mevzu uzun ama vaktimiz kısa. Sık sık programlar yaparak sesimize ses olduğu değerli başkanımız, genel başkanımız sık sık bu tür programları, yayınlar yaparak insanlara ulaşabileceğimizi inanıyorum. Dediğim gibi... Efendim bizden şimdilik bu kadar. Hamburg Manşet ailesi olarak, ekibi olarak bizleri takip eden herkese
Hayırlı akşamlar diliyorum bizlerle birlikte oldukları için. Bizleri seyrettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum efendim. Sağlıcakla kalın.